Güneydoğu TV ekranlarından, telemarkajdan mutlu akşamlar. Sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şanlıurfa sporumuz dün kendi stadında konuk ettiği Erzurumspor ile 0-0 golsüz berabere kalarak 1 puanla haftayı kapattı. Bu sonuçların ardından Şanlıurfa sporumuz ligi 5. sırada bitirdi. 4. haftayı 8 puanla 5. sırada tamamladı. Oynanan futbol ilk 3 haftaya göre yine taraftarları memnun etmedi. Ama her ne kadar memnun etmemiş olsa da ilk haftalarda alınan puanlar bunu telafi ediyordu, örtüyordu. Ama dün kendi sahanızda hem de bu ligin transfer yasaklı bir takımına karşı galibiyeti kaçırınca Şanlıurfa sporumuz, bir de oynadığı kötü futbolla kaçırınca taraftarlar da söylenmeye, mırıldanmaya başladılar. Haklı nedenleri vardır mutlaka ki kendilerine göre. Bizler de bunu konuşmaya çalışacağız. 3 haftadır ne yapıldı? 4. haftaya gelinceye kadar ne değişti? Tepkiler ne yöndeydi? Hoca buna nasıl bir tepki verdi? Kadroda değişikliğe gitti mi gitmedi mi? Bunların tamamını konuşacağız. Tabii ki eksileri vardı. Artı olarak ne yaptı onu soracağız Sayın Mehmet Baylan'a. Cevap aramaya çalışacağız. İnşallah cevabı da bulabiliriz diye umut ediyorum. Ve hemen fazla uzatmadan Sayın Mehmet Baylan'a bir iyi akşamlar diyelim. İyi akşamlar. Ben de ekranları başına izleyen bütün izleyicilerimize hayırlı akşamlar diliyorum. Programa başlamadan önce bir istifa haberini de izleyicilerimize paylaşalım. Şanlıurfa Spor Kulübü'nün genel koordinatörü Sayın Mehmet Giray Küçük tam 16 dakika önce bir tweet atmış. Şanlıurfa Spor kamuoyuna duyurulur demiş. Bugün itibariyle Şanlıurfa Spor'daki genel koordinatörlük görevinden istifa ederek ayrıldım. İstifa gerekçelerimi kulübe verdiğim dilekçede ayrıntılı bir şekilde yazmaktadır. Bundan sonraki süreçte Şanlıurfa Spor'a başarılar diliyorum demiş sevgili Giray Küçük. Uzun yıllardır Şanlıurfa Spor'da yöneticilik yaptı, başkan vekilliği yaptı, spor şube sorumluluğu yaptı, sportif direktörlük yaptı, genel koordinatörlük yaptı. Sanırım öyle uygun görmüş. Kendisi için, Urfa Spor Camiası için hayırlı olsun. Ama telefonumuz açık. İsterse 314-5252'den bağlanıp istifa ile ilgili gerekçelerini değerli izleyicilerimizle paylaşabilir. Kendisi Şanlıurfa Spor Kulübü'ne ve kendisine hayırlı olmasını temenni ediyorum ki İstifa dilekçesinde kulübe dilekçemde her şeyi izah ettim, açıkladım demiş. Umarım her iki taraf için de hayırlı olur. Yol açık olsun bundan sonraki süreçte. Giray Bey'e başarılar diliyoruz Mahmut'cum. Maça gelelim. Geçen hafta burada seninle konuştuk. Neler söyledik? Dedik ki Urfa Spor zorlu rakiplerle oynamadı. Kiminle oynadı? Bakıyorsunuz Bolu ile oynadı 16. sırada. Evet. Adana Spor'la oynadı 14. sırada. Altay'da oynadı 13. sırada ve dün akşam Erzurum'da oynadı 12. sırada Erzurum. Ve alınan 8 puan. Bence dün akşam Urfa Spor en kötü maçını oynadı. İlk 3 haftaya bakınca. Tabii ilk 4 hafta son dünkü maç Urfa Spor'un en kötü maçıydı. Evet. Ve bunda biraz da Erzurum Sporlu futbolcuları suçlamak istiyorum açık söylemek gerekirse. Oyunu tamamıyla beraberliğe yatarak, rölantiye alarak biliyorsun transfer yasağı var. Erzurum işte ligde kalmanın hesaplarını yapıyor. Belki devre arasında Erzurum kamuoyunu da takip ediyorum ben. Transfer açma, tahtasını açma durumları da olabilir. Yani. İşte devre arasına kadar ne kadar puan toplarsak yani yenemiyorsan yenilmemişlerdi ki evet. Öyle de oynadılar. Ama Urfa Spor da bu tempoya ayak uydurdu Mahmut'cum. Yani baktığınız zaman Urfa Spor da evet. Aynı tempoya ayak uydurdu ve Erzurum bizden istediğini alarak gitti. Şimdi bizim için asıl zor olan bundan sonraki maçlar. Bu hafta Keçiören'e gidiyorsunuz. Haftaya ondan sonra Kocaeli geliyor. Bunlar zor maçlar. Sanırım milli ara var. Milli ara var. Evet. Ama bizim bir an önce toparlanmamız lazım. Ben dün bunu ısrarla söylüyorum. Yine söylüyorum. Efe Hoca'yla bu iş olmaz. Zafer Turan'la artık bir çözüm bulması lazım yönetimin. Bu kadar masraf ettiniz, bu kadar oyuncu getirdiniz, bu kadar emek verdiniz. Bunun karşılığında takımın başında hoca yok. Evet. Yani neye benzer bu biliyor musunuz? Çırağı verdiniz, çırak götürecek bunu. Yani şoför hastalandı, muavin geldi, arabayı muavin kullanacak. Evet. Böyle bir dünya yok. Böyle bir futbol mantalitesi de yok. Böyle bir futbol gerçeği de yok. Mantıklı düşünmek lazım, mantıklı konuşmak lazım. Sayın Başkan'a da, yönetime de buradan sesleniyorum. Bakın ısrarla 4 programdır bu ligin çok zor bir lig olduğunu söylüyoruz. Çok önemli bir lig olduğunu söylüyoruz. Yani bugün Urfa Spor sponsor buluyor biliyor musunuz? Evet. Ve sponsor olmak için Urfa Spor'un kapısını çalan yüzlerce, binlerce firma var. Demek ki siz bu lig değilsiniz diye sponsorlar geliyor. Bugün ulusal kanallar, yerel kanallar, bütün spor kanalları Urfa Spor'dan bahsediyorsa
bu ligde olduğumuz için. Onun için bu ligin kıymetini bilmemiz lazım Mahmut'cum. Yani söyleyeceklerim bu kadar. Giray Bey ile ilgili senin de yorumunu merak ediyorum. Hayırlısı olsun Mehmet abi. Kendi kişisel kararıdır. Kendisi için ve Şanlıurfa Spor Camiası için inşallah hayırlı olur. Fikirlerim bu yönde. Evet. Hayırlı olsun diyelim. Eyvallah. Çünkü bununla ilgili de Ömer Gözoğlu yazmış. Abi bu istifa hakkında neler düşünüyorsunuz? Şimdi bu Urfa Spor'un iç işi. İç işleri. Yani kendisi de zaten paylaşımında belirtmiş. Aynen. Gerekçeleri kulübe bildirdim. Bu da demek ki kulüp bilsin zaten. İsterse kulüp açıklar. Kendisi açıklama gereği de duymamış. Kendi görüşüdür, düşüncesidir. Evet. Dediğim gibi kendisine bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum. Şimdi ben Urfa Spor yönetimine buradan Urfa Spor'un bazı özel olmalı ya Mahmut. Bazı özel evet. olmalı. Yani Urfa Spor'un içinde olan her şeyi bazı insanlar sosyal medya hesabından kamuoyunda paylaşıyorlar. Bu insanlara da yakışmıyor. O bilgiyi verenlere de yakışmıyor. Yani Urfa Spor'un bir özel olmalı. Yani Urfa Spor'un kendi içerisinde bunu ısrarla söylüyorum. Sık 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 söylüyorum bunu. Ya bir kulüp, bir aile ortamı var. Bu aile ortamında biraz bazı şeylerin sır olarak kalması lazım. Saklı olarak kalması lazım. Urfa Spor'un zarar görmemesi adına bunları söylüyorum bakın. Yani bazı şeyleri her yerde paylaşmamak lazım. Her yerde söylememek lazım. Futbolcu kardeşlerime de söylüyorum. Tesis çalışanlarına da söylüyorum. Yöneticilere de söylüyorum. Urfa Spor'un bir özeli, bir gizlisi, bir saklısı olmalı. Tesiste ne olup bittiğini bütün taraftarlar biliyor. Bütün medya biliyor. Bütün spor kamuoyu biliyor. Bence bu yanlış. Bilmiyorum bu konuda neler demek istersin. Aynı fikirdeyim sizindeki. Evet. Hiç etliye sütliye de karışmıyorum ama. Ya aynı fikirdeyim. 10 numara ya. Böyle çok iyi. Yok Mahmut bunu samimi söylüyorum. Yani evet. Şimdi Urfa Spor bizim sevdamız. Yani sen bizim düşme durumunda olduğumuz evet. dönemlerde burada hüngür hüngür ağladın. Bizler de ağladık. Ki Sayın Hasan Kaytan Bey sponsor olan bir evet. anısını anlattı. Hepimiz o anıları yaşadık. 11 Nisan stadında hepimiz o anıları evet. yaşadık. Aynen öyle. Onun için lütfen Urfa Spor'un kıymetini bilelim. Çünkü dün oynanan futbol hepimizde karamsar bir tablo oluşturdu. Zaman var. 15 Eylül'e kadar transfer devam ediyor. Şimdi Sakarya Spor'a bakıyorsunuz. Kosongo. Yani şimdi ben biraz bu konuda bir çalışma yaptım biraz önce ama yani Manisa'ya bakıyorsunuz. İleri üçlüde Sandro Lima. Brezilyalı 32 yaşında. Gençler Birliği'nde oynamış. 47 maçta 13 gol atmış. Oğuz Gürbulak hepimizin çok yakının tanıdığı Samsun, Ümraniye, Konya'da oynamış. Önemli bir futbolcu. Hemen bakıyorsunuz Mali'li 22 yaşında Dambe Diallo diye bir oyuncu almışlar. 68 maç oynamış 2020'de. İleri üçlü olarak bahsediyorum. Gençler Birliği'ne bakıyorsunuz. Yatabere ki Şanlıurfa Spor'un da gündemindeydi Yatabere. Trabzon'da, Konya'da, Karabük'te uzun yıllardır Türkiye'de ve takır takır da top oynuyor. Hamilton diye Brezilya'dan bir oyuncu almışlar 34 yaşında. Daha önce o da Antalya'da, Konya'da, Rize'de oynamış. Ve Eyüp'ün ileri üçlüsüne bakıyorsunuz. Mustafa Pektemek. Önemli bir oyuncu. 35 yaşında Beşiktaş, Kasımpaşa, Alanya, Kayseri Süper Lig tecrübesi olan bir oyuncu. Ahmet Kutucu Almanya'dan almışlar. 23 yaşında geçen sene Samsun'da da oynadı. 4 maçta 3 gol atmış Ahmet. Eyüp Spor'da. Bu ligden çok gol atan Eyüp Spor. 11 tane gol atmış Mahmut'cum. 4'te 4 yapan tek takım. Evet tek takım. Kocaeli'nde Altabey Çiçek ileri üçleri sayıyorum. Pandesiyat var. Bu Alanya'dan alınan Gençler Birliği'nde oynayan Portekizli. Amaral var. Hemen bakıyorsunuz Bodrum'da Gökdeniz Bayraktar, Aldayır'da yine bir oyuncu almışlar. Burak Çoban, hepimizin bildiği Manisa Afyon Adana'da oynayan. Sakarya'ya bakıyorsunuz Kosongo var. Kongolu 29 yaşında. Bolu'da Sakarya'da oynamış. Raşat Muhammed var Fransız. Roşi'de bir oyuncu almışlar. Arnavut kökenli geçen sene Bolu Spor'da oynamıştı. Göztepe'ye bakıyorsunuz Diouf var. Hatay'da 73 maç, Konya'da 29 maç. Nijerya'dan Mamah diye bir oyuncu almışlar. 25 yaşında geçen sezon 33 maçta 5 gol atmış. Palmer diye bir oyuncu İngiltere Premier Lig'inde oynamış. 31 maçta 3 gol atmış. Yani rakiplerimizin ileri üçlüleri mükemmel Mahmut'cum. Evet. Ama biz dün Arda'yız da kötüydü. Mehmet abi hani konuşalım başlayalım artık. Evet. Kötü şöyle kötü şimdi. Arda İz'i eleştirmek için Arda İz'in pozisyona girip harcaması, alan kaydırması, yanlış koşular yapması bunlar gerekir. Bunları yaptı mı? Yapma.
pozisyona sokabildik mi? Sokamadık. Kötüydük. Seyit Gazanfer 10 tane orta yaptı. Bir tane isabetli orta yapamadı. Bu sezonki kadro mühendisliğimiz, evet. Geçen yıllarda da buna benzer söyler söylemiştim. Aynısını tekrar ediyorum abi. Çok kötü bir kadro mühendisliği yapmışız. Evet. Sanırım 7 tane mi 8 tane yabancımız var. Seçme yapın şimdi. Federasyon bir seçme şey yapsın. Desin ki işte Şanlıurfa Spor'un 8 yabancısını isteyen kulüpler yabancı kontenjanı olmadan alıp kullanabilecek. Bir tanesi talip olmaz. Bir tanesi talip olmaz. Mehmet abi. Doğru. Kötü bir kadro mühendisliği. Sağ kanat, sol kanatta kim var abi? Mert Çapar. Önde Mert. Barış Ekici. Bu hafta Barış oynadı. Traore oynuyordu. Evet. Mert bu kadar kötü oynamaya Mert'in de hakkı yok. Bu kadar kötü oynamaya onun da hakkı yok. Evet. Traore zaten buydu. Eyüpspor'da bir sezon boyunca oturmuş, maç izlemiş. Gelmiş Urfa'da, Urfa Spor transfer etmiş. Çok bir beklenti içine girme. Bu ligde, bu lige çıkmak için tırnaklarınla kazımışsın. Bu lige gelmişsin. Sen bu ligde kadrosunda iddiasından dolayı düşünmediği futbolcuları bir de kiralık olarak almışsın. Ya bunu böyle hani böyle oturumlarda konuşursunuz var ya, sizi dinlemezler Mehmet abi. Evet. Ya alırsın 3 yıllık 4 yıllık sözleşme yaparsın. Dersin ki işte bu 20 yaşındaydı. Biz de bunda bu ışığı gördük. Aldık bunu. 3 yıl 4 yıl sözleşme yaptık. Biz bundan kazanırız. Biz bu arkadaşları almışız. Bir de kiralık almışız. Bu sene biz de Traore, Til, Uçta süperstar olsalar seneye başka takımın 3 milyonluk futbolcusu. Öyle bir transfer çaprazı içindeyiz. Bir yerden tutalım, hani olumlu bir yerlerden tutalım, devam edelim. Hiç kimse kusura bakmasın. Bakın bunu söylüyoruz. Daha ligin 4. haftası. Takım 5. 8 puanı var, na mağlup. Bugün bunları söylemek zorundayız. Çünkü takımın ortaya koyduğu performans bu. 4 hafta geride kaldık. 60 olduğumuz gol ortada. Emin olun 60 olduğumuz goller dışında harcadığımız pozisyon yok. Evet. İlk yarıda kaleyi bulan şutumuz yok. Ki Erzurum'la oynuyoruz. Beşli savunmayla yapmış falan. Hiç bunlar bahane değil. Yarın öyle bir takımla oynayacaksınız ki beşli değil altılı savunma yapacak. 4-2-3-1 oynayacak. 4-3-2-1 oynayacak. Yani hiç şaşacaksınız. Bu lig onu götürüyor. Sizin bunu çözecek bir alternatifinizin olması lazım. Aynı kadroyla çık. Bu hafta Traore değişti, Barış girdi. O da az söylemlerden sonra. Ama bu takım yürümüyor, bu takım öne gitmiyor, bu takım akmıyor Mehmet abi. Biz pozisyon alamıyoruz, pozisyon üretemiyoruz. Gol atmak için topu ileriye taşımanız lazım. Taşıyamazsanız kaleciden çıkan topla golü bulamazsınız. Maçın en iyi oyuncusunu konuşurken Aydın mıydı acaba diyorsak burada sorun var Mehmet abi. Dünkü maç özelinde bizim en iyi iki oyuncumuz kim diye düşünüyoruz abi. Kaleci Aydın diyoruz. Yanına da Papa Ndiaye'yi koyuyoruz. Aynen. Ki stoper dönüşlerde hata var. Çevre kontrolü yok dememe rağmen bunu söylüyorum. İki oyuncuyu konuşuyoruz. Hani diğer 9 oyuncu nerede abi? Yok. Top ayağına gelsin istemiyorsun Mehmet abi. Öyle maçı izliyoruz. Çünkü biliyorsun harcıyor, eziyor. Toptan kaçar olmuş futbolcularımız. Bir şeyler var. Hocanın eksikliği neden midir diye sorsanız bence nedendir. Kötü. En büyük neden. İlk gün, yani ben ilk gün de söyledim. Daha hoca şifa versin inşallah Rabbim, geçmiş olsun tekrar tekrar diyelim. O operasyon kararı alındığı gün hocanın istifasını vermesi lazımdı. Hocanın etik olan buydu. Etik olan buydu, ahlaki olan buydu. Şanlıurfa Spor şampiyonluk yaşamış bu hocayla. Son 2-3 playoff maçı da olsa gelmiş. Sonuçta şampiyon olmuş, kupayı o kaldırmış. Şanlıurfa Spor belki hani iyi niyetiyle işte devam ediyoruz falan. Hocam yani siz de az çok belli yaklaşık 2-2,5 ay olmayacaksınız. Niye bu takımın önünde set oldunuz?
Yani bunu sizin teklif etmenizi beklerdim ben kendi adıma. Belki de etmişsinizdir, yönetim kabul etmemiştir. Ama bu bile şey değil, benim için bahane değil. Siz yoksunuz. Geldiğiniz zaman da nasıl geleceğinizi bilmiyoruz. Siz kalp krizi geçirdiniz. Rabbim hiç kimseye vermesin. Urfa'da bu sıcaklarda, yani ben dışarı çıkmıyorum mesela. Çok sıcak diyorum, tansiyon var bende diyorum. Çıkmayayım dışarı diyorum. Dikkat etmek zorundayım. Siz güneşin altında idman yapacaksınız, yaptıracaksınız. Lütfen sağlığınızı da düşünün. Sağlığınızı da düşünün hocam. Zaten burada iki buçuk ayını geride bıraktınız. Kış geldi. Ha, kış geldi zaten sıcak da kalmadı diye düşünüyor musunuz? Onu da bilmiyorum. Bir an aklıma geldi öyle. Komplo teorisi gibi girdi kafama. Zaten kış geldi. Hava serinledi falan. Ne bileyim ya Mehmet abi. Bir yerden tutmaya çalışıyorum ama tutamıyorum da Mehmet abi. Şimdi. Çok kötü bir kadro mühendisliği, kanatları işlemeyen bir takım, orta sahada bal yapmayan arı gibi, gücü nispetinde mücadele eden, savaşan, her tarafa koşan bir Cumali, top aldığı zaman aslında yeteneği olduğunu gösteren bir Oliver Thiel, onun dışında evet. Etrafında gezen birkaç arkadaş, abi hiçbir şey yok geriye. Ama istatistiklere bir bakayım Mahmut, %67 topla oynamışlar Urfaspor. Bak. Erzurum %33, Urfaspor'un toplam 10 tane şutu var, Erzurum 4 şutu. İsabetli şut Urfaspor'un 1, Erzurum'un 2. İsabetsiz 6 tane şutumuz var, Erzurum'un 2 tane şutu var. Şimdi ilginç olan ne? Kadroya bakıyorsunuz, bu hafta biraz daha farklı bir kadro yaptı. Kalede Aydın, Seyit, Mehmet Yiğit, Endiaye, Barış, orta sahada Abdullah ve Cumali'yi birlikte oynattı. Hemen onların önünde Barış Ekincel, Oliver Thiel, Mert Çapar ve Santifor'da, yani forvette Arda'yız. Yani 4-2-3-1 şeklinde bir diziliş yaptı hoca. Bunu söylemek lazım. Oynanan oyun, kimse kusura bakmaz. Pozisyon yok ya. 90 dakika boyunca Urfaspor'un bir tane pozisyonu yok. Burada eleştiri yapacaksınız. Bakın siz çok zor maçlara çıkacaksınız. Eyüp'le, Kocaeli'yle, Manisa'yla, Sakarya'yla, Bodrum'la, Bandırma'yla, bunlar bu ligin tecrübeli takımları. Biz ne dedik geçen haftalar? İlk 2-3 maçta takımlar oturana kadar. Bakın bir dün Göztepe Altay maçını izledik. Aynı kentin iki takımı. 96-5'te Göztepe gol attı. Hani diyeceksiniz ki ben genel yapı itibariyle baktığım zaman Tuzlaspor'un bu ligden düşeceğini düşünüyorum. Ama Giresun toparlar mı? Toparlar. Altay toparlar mı? Toparlar. Ve devre arasında birçok takım transfer tahtasını açacak. Bizim Erzurum maçında kendi sahamızda puan kaybetme lüksümüz yok. Böyle bir şansımız yok. Bakın bunu söylüyorum. Yani şimdi Urfaspor bu ligde ayaklar üzerine durması için çok çok daha iyi futbol oynaması lazım. Ben şampiyonluk playoff falan da istemiyorum. 4 haftadır bunu ısrarla söylüyorum. Bakın şu anda mesajlar geliyor. Gurbette yaşayan izleyicilerimiz mesaj atıyorlar. Mahmut. Çünkü adam evinde oturuyor, Urfaspor maçını TRT'den izliyor. Hem memleket hasretini gideriyor, hem Urfaspor'a olan futbol sevgisini, futbol aşkını orada tatmin etmeye çalışıyor. Ama biz, kusura bakmayın yani, gerçeği konuşmamız lazım. Yani. Ama bir an önce önlem alınmadı. Dün Sayın Kulüp Başkanımızın işte biraz daha sabır. Sayın Başkanım, nereye kadar sabredeceğiz? Burada çok önemli isimler gelecek dediniz, Süper Lig'den oyuncu gelecek dediniz. Gelmedi. Nerede bunlar? Yani bir sıkıntı var. Giray Şu'nun istifasından dolayı yönetimsel bir sıkıntı olduğunu da düşünüyorum. Ben Sayın Valimiz Hasan Şillak'ın da Salih Ayhan Valimiz gibi çok futbolun iç işlerine karışacağını da düşünmüyorum ki öyle bilgiler de aldım. Bunu da söyleyelim. Onun için Urfaspor'un kendi ayakları üzerine durması Sayın Haçim İdol'a bağlı. Kulüp başkanının burada yönetimini çok iyi toparlaması lazım. Takımı çok iyi toparlaması lazım. Yarından itibaren de yeni hocaya arayışlarına girmesi lazım. Yeni hoca getirmesi lazım. Kusura bakmayın. Yani Zafer Hoca'ya senin de dediğin gibi teşekkür ediyoruz. Emekleri vardır. Ama bu iş muavinle olmaz. Muavin otobüsü kusura bakmayın perona yanaştıramaz. Öyle görüyorum. Ki doğrusu da budur. Bizim kendisine söyleyeceğimiz bu. Çünkü sıkıntı ileride daha da büyürse şu anda zaman var. Şu anda bunu pansumanla giderebilirsiniz.
Ama ilerleyen dönemde ameliyat gerekirse işte ondan sonra toparlanması zor olur. Zor Mehmet abi. İsterseniz evet. Şey yapmadan oynanan sonuçları, alınan sonuçları bir görelim arkadaşlarımızdan rica edelim. Evet. Trendyol 1. Lig'de haftanın sonuçlarını ekrana versinler. Evet. İzleyicilerimiz de görsün. Ondan sonra skorların üstüne de skorlarla alakalı evet, da mutlaka evet, söylemek evet, istediğiniz bir şey vardır. Evet, evet. Ben de seslendirmiş olayım isterseniz buradan. Adana Spor 0, Kocaeli Spor 2, Bandırma 3, Sakarya 1, Bolu Spor 0, Keçiören Gücü 0, Manisa FK 4, Tuzla Spor 0, Eyüp Spor 3, Giresun 1, Bodrum 4, Ümraniye 0, Çorum FK 0, Gençler Birliği 1, Altay 0, Göztepe 1 ve Şanlıurfa Spor'umuz 0, Erzurum Spor 0. Evet. Oynanan maçlarda sizi yanıltan, şaşırtan skor var mıydı? Adana Spor'un Kocaeli'ye yenilmesi gayet doğal bir sonuç bence. Evet. Bandırma'nın özellikle geriden Sakarya biliyorsunuz 1-0 öndeydi gelip 3 tane atması bence evet, gerçekten de yani takdir edecek bir oyun oynadılar. Özellikle yani çünkü birçok takım 1-0'dan sonra köker ama Bandırma asla oyundan kopmadı ve özellikle Jefferson diye bir yabancıları vardı. Evet. Mükemmel bir futbol oynadı. Hayranlıkla izledim onu. Bu arada Sakarya'da Tuncay Şanlı dönemi başladı. Başladı evet. Hayırlı olsun diyelim Tuncay hayır, hocamıza. İkinci teknik direktör biliyorsunuz Bolu'dan Turgay Altay bizim gitmişti. Maçtan sonra evet, gitmişti. Evet. Bolu Ankara Gücü, Ankara Keçiören Gücü ki bu hafta bizim rakibimiz Keçiören Gücü. Beraberlik normal sonuç bence. Manisa'nın Tuzla Spor'a 4 atması gayet normal bir sonuç. Bir Caner klasiği mi diyelim? Caner Erkin'in Eyüp Spor. Oldu. Evet. Yani Caner bu ligde helal olsun demek ki üst düzey bir futbolcu kabul etmek lazım. Bodrum'un Ümraniye Spor'u 4-0 gibi bir sonuçla geçmesi önemli bir oyuncu. Buradan Muhammed Gönül Açar'a da selamlar gönderiyorum. Güzel bir futbol oynadı, izledik. Hani bu maçları izlediğimiz sürpriz olan bence Gençler Birliği'nin Çorum'u. Çorum'da. Çorum'u Mehmet abi, Çorum yeni evet, bu ligde yeni. Hani biz ne kadar kendimiz için söylüyorsak Çorum'da bu ligde ama yeni. Ama iyi transferler yaptı. Yaptı da olmuyor işte. İyi adamları toplayıp bir anda olmuyor. Olmuyor. Bakın Eyüp bunu geçen sene yaşadı mesela. İlk devrenin lideriydi. Artık Eyüp'ün kupasını verin gitsin diye oynaşılıyordu. Evet. Devre arası 4-5 tane kafa transfer yaptı. Babel'dir falan böyle bunları aldı. Alparslan gibi. İkinci yarı playoff'u son maçta kurtardı. Evet doğru. Yani şimdi işte Mahmut dediğim gibi yani bu grupta biraz mesela Göztepe Altay maçında ben Göztepe'nin çok iyi maçtı. Çok iyi maçtı. Fark evet, atacağını düşünüyordum. Son saniyelerde. Son saniyelerde. Lig tecrübesi var Mehmet abi. Var Altay'da tabii, lig tecrübesi var. Şimdi Mahmut biz bunları anlatıyoruz. Bakın programdan önce sevgili Hayri Ülgen aradı. Teşekkür ediyorum buradan kendisine. Çok üzgün olduğunu söyledi. Aslında zaman zaman öyle arayıp sohbet ediyoruz, hasbihal ediyoruz. Yarın program var, emin ol dedi ki Urfa Spor'la. Bugün TRT şeyi yayınlarken dahi Urfa Spor maçını spiker, üzüldüm da ya dedi ki programı hazırlayan arkadaşlarımız bile dedi maçta 90 dakikada pozisyon olmadığı için nasıl özetler hazırlayacaklarını yani biraz üzüldüm. Evet. Yani şimdi sen de biraz önce güzel şeyler söyledin. Yani gönül isterdi ki işte sağdan gelelim, soldan gelelim, Arda'yı yursun, kaleciden dönsün, orta sahada Oliver alsın, kanatlara yönlendirsin. Endia'ya eleştirdiğimiz Endia'ya bile dönün takımın. Ya keşke ben bunları söylememiş olsaydım. Evet. Bana söylettirmemiş olsalardı. Olsalardı. Evet. Şimdi tabii mesajlar geliyor ama mesaj okuyacağız. Önce bir kendi fikirlerimizi izleyicilerimizle paylaşalım. Ondan sonra mesaj okuyacağız. Rahat olun. Yani gelen bütün mesajları okuyacağız. Bunu söyleyelim. Mahmut'a gelen mesajlar da var. Yani şimdi burada Urfa Spor yönetiminin zaman varken bu yabancılar ya Moto diye bir oyuncu girdi. Donsah, Moto bunlarla olmaz ya. Kusura bakma. Abi ya, bir ay oldu, 1,5 ay oldu hala kilosu olan futbolcumuz var ya. Var yani. Şimdi biz ilk çıktığımız sene 2011-2012'de Sanko vardı. Evet. Alfred Sanko. Alfred Sanko. Bir de Tony Tistel. Tony Tistel. Evet. Yani ligin üst düzey oyuncularıydı. Banahane'yi getirdik. Bu ligin üzerinde oyuncuydu. Ama bunların içerisinde yani taraftarı heyecanlandıracak, tribünlere ayağa kaldıracak, ekranları başında maçı izleyen taraftarlarımıza söz pas yolduracak bir tane oyuncu yok. Biz 1. ligdeyken Sayın Fethi Şimşek başkanımızın dönemiydi. Sayın Maruf Güneş, Nihat Kırmızı, evet, Abi evet, Kırmızı, evet. Feridun Geçker. Abi takımın bir vizyonu vardı. Var. Bu takıma gelen futbolcular, Sercan Yıldırımlar,
Teyyolar. Teyyolar, banguralar. Evet, 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 evet. Hiç ben kariyer anlamında söylüyorum. Neler yaptığından ziyade yani Batuhan Karadeniz geçti buradan. Adiloviçler geçti. Bu takımda bir vizyon vardı. Evet. Yani ne Abdülkadir Keita bize konuşuluyordu. Şampiyonlar Ligi'nde oynayan. Aynen öyle. İsmini unuttum. Ben de unuttum. Edinho. Edinho. Edinho geldi evet. Buraya. Ki yani Mehmet abi, Şampiyonlar Ligi'nde oynamış bir oyuncu Edinho. Kafa isimlerdi bunlar evet. Yani bizde bir vizyon vardı. Hani gelen isimler ulusal medyada yer alan isimler vardı yani. Şimdi yaptığımız transferlere bakalım Mehmet abi. Evet. Evet. Bu lige gelmek için yani yöneticiler bu lige gelmenin verdiği nasıl zor olduğunu bizim yöneticiler bunu çok iyi biliyorlar. Artık hani bizim yani seçmece ya tutarsa biraz lüks oldu bizim için Mehmet abi. Evet. Tamam hani bir tane iki tane genç umut vadeden ya tutarsa alabilirsiniz de ama 7-8 hakkınızın tamamı da ya tutarsa diye yaparsanız tuttuğunuz elinizde patlar. Evet, evet. Tuttuğunuz elinizde patlar. Ondan sonra son haftalarda yandım Allah diye feryat çıkan yollarda buluruz kendimizi. Ya klişe şeyler söylüyor. Biz bu ligden averaja düşük. Geçen hafta da söylemiştik. Bakın Adana Demirspor Avrupa Kupalarında penaltı o da direkten döndü. İzledik hep birlikte. Maalesef çok üzüldüm açık söyleyeyim. Yani. Evet. Çok üzüldüm. Ama olmadı. Sağlık olsun. Samsun Süper Lig'de oynuyor. Adana evet. Demirspor. Biz niye Süper Lig'de oynamıyoruz? Konya bizim o düştü değil mi? Bunlar bizim oynadığımız takımlar değil mi Mehmet takımlar. Abi? Sivas'ta evet. Oynadığımız takımlar. Vallahi öyle. Onun için biraz daha bu konulara Sayın Başkan her şeyi toz pembe göstermeyelim. Gerçekleri konuşalım. Bir an önce yol yakarken bu ilk 11'e yanlış girmeyen. Yanlış olan da Mehmet abi o geçti artık. Hani bak, yarın sabah takımın başına bir hoca getirin kardeşim. Kimi getirirseniz getirin. Özür dileyerek söylüyorum. Boluspor gönderdi, Sakarya gönderdi. Yani şimdi evet. Takım oyun oynamıyor. Yani şimdi evet. İki hafta sonra 12. 13. sıraya düşersiniz siz. Evet. Özür dileyerek söylüyorum. Hiçbir şey değişmeyecek. Bu 8 futbolcu kalacak. Bak biz konuşuyoruz ya. Ya biz kendi kendimize konuşuyoruz. Valla benim şu an buram var ya boğazım evet, evet. Kurudu yanıyor. Evet, ama Mehmet abi konuşuyoruz. Bak Mehmet Kolbudak Başkan da buradan selam olsun diyor ki Serdar Özkan'ı unuttunuz. Abi daha kimler var aklımıza gelmeyen neler evet, neler evet, var. Evet, evet. Mehmet abi hakikaten var bizden ya. Bizden gittikten sonra Süper Lig'de harikalar yarattı Serdar Özkan. Mehmet Antalya abi ne futbolcular vardı ya. Bizden tabii. Süper Lig'e transfer olan bir Cebrail'ler falan falan. Say say bitmeyecek bir oyuncu grubu gördük ya biz. Vizyonumuz vardı ya. Gerçekten vizyonumuz vardı. Şanlıurfa Spor'un adı. Futbolcular için cazipti. Ya şimdi Arda İzle 250 bin euro ücret ödenmiş. Kemal Rüzgar. Evet. Arda İzlen bence daha iyi topçuydu. Yani bu daha iyi topçuydu. Şöyle mi? Daha hani yararlıydı yani onu söyleyelim. Yani tutmadı. Ben şimdi Bolu'da. Hani geldi ama dersen... Urfa Spor'da aşı tuttu. Ya gönderme kardeşim. Feyyaz Benen bu takımda oynardı. Gönderme. Bence de oynardı. Erkan Develi bu takımda şimdi Keçiören Gücü'nde takır takır top oynuyor. Bence bizden de giden oynardı. Bütün futbolcular gittikleri takımlarda top oynuyorlar. Oynarlar. He. Ha bizde kalanlar Mert kaldı. Mert'in de kafası hala başka yerde. Mehmet abi tek Mert mi şimdi? Biz Mert özelinden konuşurken bunları söylerken de Mert Çapar bu takımın evladı. Taraftarın göz bebeği. Mert sevilen de bir futbolcu. Evet. Biz bunu söylerken ya Mert sen de bu potansiyelin çok daha fazla üstüne koyacak bir performans var. Sen bundan çok daha fazlasını verebilecek yetenekte bir futbolcusun. Ya senin bu kadar kötü olmaya Mert Çapar olarak senin hakkın yok. Evet. Senden beklentisi bu şehrin çok büyük. Çünkü sen bizi beklenti içine koyan da Mert Mehmet abi. Aynısını Barış için söyleyeyim. Geçen Barış, seneki şeylerden... Geçen yıl alt ligdeki Barış... 17 oyuncu ya. Ya Barış... Barış sen asla bu kadar değilsin. Semih Karadeniz. Benim transferde mutlaka kalsın dediğim iki oyuncudan biriydi Semih. Semih Mehmet abi, Semih oynar ya. Ya şimdi aynı şeyler düşündüğünüz için itiraz edemiyorsunuz. Doğru. Semih bu takımda oynar. Oynar Mehmet abi. Evet. Yani düşünüyorum. Barış. Oynar abi. Oynar kardeşim bu takımda. Bu ligde ama de oynar. Oynar da neden oynayamıyor yani? Şimdi oynar neden oynayamıyor değil. Mesajlar abi, var. Performansının Mahmut'cum. Hakkını versin. Barış Gök. Evet. Ben isimle örnek vereyim. Barış Gök Türk liglerinin Gökhan Gönüllü olacak adam ya. Evet. Evet. Recep Atılgan yazmış. Mehmet abi ilk yarıdaki oyunumuz berbattı. İkinci yarıda iyi oynadık ama atakları iyi yapamadık. En az 2-3 transfer şart. Oynadığımız oyun bizi memnun etmiyor. Acil forvet ve orta saha lazım demiş. Recep Atılgan. Hüseyin Baynal kardeşim yazmış.
Mahmut, sen şimdi bahsettin öyledimiz. İyi akşamlar Mahmut abi, selam Allah için Bünyamin belli gibi uzaktan şu tekecek. Bir tane adam olmaz mı ki Bünyamin'in Diyarbakır Spor'da güzel bir gol attığını söyleyelim. Hüseyin kardeşime selamlar. Reşit Köroğlu yazmış. Giray Küçük de İsveç tamam abi işler iyi gitmiyor demiş. İbrahim Sağır yazmış. Mehmet Bey gerçekten çok yazık. Yabancılar çok mu aramışlar bunları? Geçen sene topçular olmasaydı nasıl Allah için başkan yapmış bu transferleri. Kardeşim biz Erzurum'u yenemişsek kimi yeneceğiz demiş. Mahmut Ülgün. Abi Malatya'dan selam. Yabancılarımız çok kötü demiş. Mehmet Emin Bayık sevgili amcam oğluna selamlar gönderiyorum. Mehmet abi iyi programlar diliyorum. Orta sahamız çalışmıyor. Cumali hep geriye dönük oynuyor. Takım defans yapıyor. Sanki deplasmandayız gibi oynuyoruz demiş. Halil Demir. Giden tüm futbolcularımız diye rahat oynardı. Yönetimin en büyük yanlışı şampiyon dağımı dağıtmak oldu. Selamlar saygılar. Ayrıca reklam panolarının yerinde yerler esiyor. Urfa Spor'un en büyük eksiği Bünyamin Balat, Behlül Aydın gibi kalaya şut açabilecek oyuncuların olmaması demiş Mahmut'cum. Sana evet. da gelen mesajlar var. Mutlaka var. Ben Bünyamin ve Behlül'le ilgili neler söylemek istersin? Ki ikisinin de kalmasını çok isterdim. Evet. Olmadı. Hani Behlül kiralıktı. Kulübü altyapısına göndermeyi tercih etti. 1461'e vermeyi tercih etti. Bünyamin Balat çok daha ayrı. Kulüp başkanımız şu an burada Bünyamin, söyledi programda. Bünyamin bizde dedi. Devam edecek dedi. Sabah Bünyamin Diyarbakır'a imza attı. Yani çok da insan bir şey de diyemiyor. Ne yaşandı, ne bitti. O yüzden çok da üstünde durmuyorum. Yani Bünyamin, kalsalardı kötü mü olurdu? Bünyamin tarzında bir olmazdı. Oyuncumuz yok şu anda. Gerçi. Yok. Yani orta sahadan kaleye şut atacak. Dikine oynayan adamımız yok Mehmet oynayacak. Abi. Ortada. Hani bizim orta sahada kim oynuyor üçlü şu anda? Evet. Oliver Fil. Evet. Yani baktığınız zaman Cumali. Cumali. Evet. İkili oynatıyordu zaten. Hani yanına Mert'i koyalım. Traore'yi evet. beşli koyalım. Dikine oynayan Abdullah adamımız Aydın yok. Da. Abdullah Aydın. Dikine oynayan adam yok. Evet. Abdullah Aydın biraz üstüne koyması gerekiyor. Futbol bilgisi birikimi var. Üstüne koyması gerekiyor. Vedat Kaptan evet. şeyle yazıyor. Mahmut lütfen bunu oku diye. Evet. Hemen diyeyim onu da. Selam olsun buradan kaptana da. Urfa Spor 4-5 tane kaliteli futbolcu transfer etmezse inan bana gelecekte çok acı çekeriz. Bu kadro ve bu kafayla kümeye düşeriz. Yönetim nerede buldu bu yabancı futbolcuları, kim önerdi? Kim yapmışsa bizi kandırmış. Geçen seneki kadromuzda 8 puan aldık. Aynen adımı bile söyle demiş. Vallahi söyledim Vedat Kaptan. Artık bilmiyorum bunu nasıl yöner. Yine kol budak başkanı demiş ki Şanlıurfa Spor diyor her gün kötüye gidiyor. Size göre kaç takviye yapılmalı Mehmet evet. abi? Hemen onu söyleyeyim ama bir mesaj okuyayım. Başkana cevap vereyim. Sait Turan, iyi akşamlar Mehmet kardeşim. Takımımızda bazı futbolcularımız sorumluluk almıyorlar. Sorumluluk almadığınız zaman boşa küre çekmiş olursunuz. Orta sahada Cumali tek kalıyor. Cumali orta sahada maalesef tek başına mücadele ediyor demiş. Hemen bakıyorsunuz. Ya haklı. Halil Sucu yazmış. Bu işler yardım hocayla olmuyor. Takıma gelince bu takıma klas 3 tane adam lazım. Hem tribün anlamda hem de takım anlamda abi. Yabancıları demiyorum bile. İyi yayınlar demiş. Hemen birkaç mesaj da okuyayım. Kolbudak Başkan sorusuna Ahmet Bulut yazmış. Abi selam, geçen sezondan kalan oyuncular iyi, yabancılar çok vasat demiş. Ali Yıldız yazmış. Abi tribünde seyirciye sigara işler diye ceza kestiler. Takım geri top oynar. Bütün yabancılar göndersinler. Uzun boylu olan hariç Endia'yı söylemiş kardeşimiz. Halil Zonturlu Sakaryaspor'un yeni teknik direktörü, şunlar şanlı oldu demiş abim. Yani haklı. Mustafa Çiftçi kardeşim yazmış yine. İyi akşamlar diliyorum. Siyahi sporcuları kim getirdi? Bunu çok merak ediyorum. Yol yakınken teşekkür edip bunları göndermek lazım. Arda'yız ve Oliver dışında demiş. Femi Şifa selam aleyküm Mehmet abi. Hiç bu da alakası olmayan Urfa Spor'u izleyen bir takımdan bir şey çıkmaz demiş. Az kaldım abi. Hemen Veysel Gülgül. Göksel Belet menajer Andiye Til, Aydın Bağ, öbür sey oyuncuları, bu oyuncuları başka kulüpler kabul etmiyor. Bizler kabul ettik demiş. Kadir Seyhan İzmir'den yazmış. Hayırlı akşamlar abi. O kadar transfer yaptı. Neden yeni transferler yönetmiyorlar? Merak ediyorum demiş. Saygılarımla teşekkür ediyoruz. Yine Hasan abi Turuca selamlar gönderiyorum. Mehmet abi iyi akşamlar demiş. Mahmut kardeşime de selamlar. Bize kanat ve 10 numara lazım. Bütün Türkiye görüyor ama yine de hepimiz sessiz kalıyoruz demiş. Son bir mesaj kaldı. Onu da okuyayım. Mahmut başkanın onu da zaten okumuştum. Vedat Kaptan bana da aynısını Eyvallah. Yazmış. Vedat Kaptan'a selamlar gönderiyorum. Şimdi bana kalırsa bütün yabancıları gönder. O yani donsa size kalırsa ne, gönder. 8 takviye. Ya Motto'nun bir pozisyonu vardı 75-76. Dakikada. Hani biz top oynarken ulan bunun ayakları çepel ederlerdi. Ulan ayağı çepele gibi ya ayıp ya oradan. Ya sen futbolcuysan, birincilikte oynuyorsan tamam vurursun. Direğe değer, kahraci kurtarır, saygı duyarım.
Ya top ayağının önünde, rakip de yok yanında. Ya böyle acemice, ya şimdi hiç mi bunlar antrenmanda denemediniz bu oyuncuları? Evet. Kamp yaptınız. Kamp yaptınız, aldınız. Yani bunun sorumluluğunu almak zordur sevgili Haçim Başkan. Yani kusura bakmayın, iki hafta sonra bu takım bu tür sonuçları alınca, ligin altına demir atarsa, oradan çıkmak, psikolojik olarak oradan çıkmak zordur. Bakın evet. Şu anda 5. sıradayız diyoruz, iyi. Ama Keçiören Gücü'ne yenildiniz, geldiniz Kocaeli'ye yenildiniz. Allah bir etmesin. Anda al etmesin tabii. Biz bunu istemiyoruz. Uyarmamız lazım. Yarabbi tövbe. Yani söylememiz lazım Mahmut. Yani şimdi taraftar diyecek ki ya çıktınız her şeyi gösterdiniz işte böyle şöyle ne oldu? Evet. Allah'tan ki geçen hafta da uyardık. Erzurum'a dikkat edin dedik. Beraberliğe geliyor. Bir puana geliyor dedik. Ve adamlar bir puanı aldı gitti. Evet. Ve inanın ciddi şekilde bizden de iyi atakları vardı. Ben yazdım sosyal medya hesabından. Kontratakla 3-4 seferde çıktılar. Yani onun için lütfen. Evet. Bu takıma sahip çıkalım. Yani bugün sponsorlar, bugün öyle mi? Evet. Takıma sahip çıkanlar yarın işler kötü gidince hepsi bırakır giderler. İnşallah her şey istediğimiz gibi olur. Mehmet Mercan diyor, Mehmet abiye katılıyorum. Yabancıların hepsi gitsin diyor. Yabancılar gitmeden biz reklama gidelim abi. Tamam. Reklamlardan sonra tekrardan burada olacağız. Kısa bir aramız var, bizi izlemeye devam edin.